Çok teşekkür ederim. İstediğinizde ben kalkar veririm size. Teşekkür ederim. Gold detaylar var. Ben çatalı kaşığı da gold beklerdim. Öyleler zaten hayatım. Aa, ben hiç görmedim. Bakmadan yorum yapıyorsun çünkü. Ya çok yani eski gold görüyoruz illaki kızlar. Ben çok sen anlayayım illaki evet. Gold görmemiz lazım. Ama eskiler zaten ben senden de eskiyim beğendim. Yani. Eski topraklara gidiyoruz evet, size göre. Eskisin biraz. Sena, ben bunu çok merak ediyorum. Nasıl yapılıyor? Bildiğiniz soğan. Kıyma kavurma yapıyoruz. Erişte. Erişteyi yapıyorsunuz. Erişteyi haşlıyoruz tuzda. Bir kaba kıymayı koyuyoruz. Erişteyi koyuyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Arkasından cam serviste zaten sunmak istemediğim için hemen porselenime devirdim. Üzerine yoğurt ve maydanoz. Sen mi yaptın peki? Evet. Ellerine sağlık. Masadakilerin hangilerini sen yaptın? Açıkçası öldüğün körü ve bir tane poğaça. Ben şunu da merak ediyorum. Mercimek köftesinin yanındaki. Patates topları. Ben onu alabilir miyim? Tabii ki. Hemen sana. Ben patatesli olan her şeyi çünkü hemen severim. Hemen sana vereyim ama bunu bununla. Bardakların biraz uyumsuz. Ya yani bunu farklı aldın herhalde. Biri almadın. Çünkü evet. Bunlar çay, benim günde de kullandığım. O çay bardaklarına uymuyor çünkü. Çok yumuşaklar. Uymuyor çünkü. Ne kadar aldın bu su bardak setini? Onun tatlılıkları da var. Artı bir boy daha büyüğü var. Onların hepsini 1.800'e falan 1.600'de olabilir. Bu daha bardakları mı? Günlük duruyor. Evet, kaçırdım ben. Günlükte de kullanıyorum ama misafirlikte de ağır durduğunu düşünüyorum ben. Evet, yani bu zaten bardakların diğer şöyle kesik ha, kesik sen olanları bende de var. Bence direkt olarak sen de ister misin? Her şeyde kullanılabilir bardaklar ama keşke bunun şöyle şuraları gold detaylı olanları vardı. Senin takımına tam uyar. Evet, evet haklısın. Ama işte günlükte de kullandığım için günlük yemek takımıma da uymuyor. Sen zaten gold seviyorsun. Ama yemek takımı da günlükte yani, öyle değil. Boş ver. Günlüğü zaten ben kullanıyorum ya. Yani gold detayını kullandığın esnada çok ağırlık katıyor. Ve ben günlükte ağır bir insan değilim. Sen ister misin? Hadi. Bir tane alabilirim. O değil de alttaki tabağını alsan. Başka istediğiniz bir kız şey varsa. Kız başka bir şeyler dağıtsana. Sen de bir onunla tek başladık. Arkadaşlar bu arada size şöyle söyleyeyim. Ankara'mıza şey var ayol. Ankara'mıza özel Beypazarı kurusu. Normalde 5 çaylarında kullanılan yöresel bir şey Ankara'mıza ait. Yani 5 çayında kullanmamız gereken bir parçaydı. Ve ben o yüzden Beypazarı kurusunu size için aldım. Lütfen deneyin. Bu masa örtünü ne kadar aldın? Bu masa örtümü 600 TL'ye aldım. Güzel, uygun almış. Evet, teşekkür ederim. Körsü takımlarıyla beraber değil mi? Evet. Sadece masa ortası. Ama kızarsın da çiçek yaptım peçeteden. Evet, gördüm. Teşekkür ederiz. Değil, bakın peçetelik değil. Aldım, sen mi yaptın? Evet, ben yaptım size peçeteden. Dün gül aldık, bugün de lilyum orkide mi neydi bu? Lotus. Ama lilyumla orkidenin ne alaka? Nasıl yaptım ben? Benden küp şeker istemeyin çünkü şekerliğin şey düştü. Burada var bir tane de. Oradan alırsınız. Canım o yerde mi kalacak? Kalsın hayatım, kalktığımızda alırım. Neden? Şu anda pislenmeyecek mi? Her türlü pislendi zaten, düştü. Tamam, onu alıp bence götürebilirsin şu anda. Bence çok kötü duruyordur eminim ki. Sen orayı görebiliyor musun? Görüyorum. Benim görünmeyen şeyleri de görebiliyorum senin ben için arkasından. Alayım ben canım. Alayım senin için ben, çenen kapansın. Benim çenem bugün asla kapanmayacak. Evet, verir misin? Teşekkür ederim. Acaba neden çorba kasesi koymadın? Hayatım 5 çayı olduğu belki için şunları da koyabilirim. Çorba kasesi kullandım. Sulu bir şey değil çünkü sonuçta. Yani yanına alabilirsin salata olduğu için. Salata ben koyayım nasıl durduğunu. Yani havuç duradır olmuş ama karıştırdığında emin ol alır hayatım onu. Hayatım yoğurt biraz karıştırınca hafiften akışkan oluyor ya. Tamam bak, ben de diyorum ki sana yine koyduğumuz esnada sulu kısmından değil tok olan kısmından koyarım. Sana belki akışmaz. Keşke yine sen de taratoru kasede mi yiyorsun? Ne diyeceğim? Kasede mi yiyorsun sen gerçekten? Evet, kasede yiyorum. Düz tabakta sağa sola akacağını kasede sizler yiyorum. Kasede mi yiyorsunuz havuç tarator? Ben havuç tarator tercih etmiyorum. Küçük yani kaselerden küçük kaselerden, evet, küçük kaselerden bunu bahsediyorum. Bunu alıp küçük kaselere koyup yiyorum. Evet. Onu demek istedi. Gerçekten evet. Çorba kasesi. Çorba değil, cam kase. O zaman kase. Niye çorba kase mi ya soruyorsun? Ya küçük kaseler var şu ya o zaman cam kase. Tamam, kaselere kase diyor da. O zaman cam kase getirseydin. Hayatım bunu atacak bir şey yok zaten. Deneyelim, koyayım sana istiyorsan ya. Yani yok, de, yanılacağını biliyorsun çünkü. Kendin emin değilsin. Peçeteleri sen mi yaptın? Evet. Size de yapar mısın? Tabii ki de yaparım. Gösterebilir misin be? Arkadaşlar şöyle hepsini. Bu eskiden tuzluk yapardım. Sizin çocukluğunuzdan geliyor mu? Geliyor. Bunu bu şekilde katlıyorsunuz. Arkasından bunu bu şekilde. Pek düzgün olamayacak hızlı yaptığım için.
kadar emeğe gerek var mı? Kendini layık görmüyor musun? Hayır, şimdi benzinlikten sonra ne bileyim. Yani ben de tam sana değinecektim. En azından benden sonra daha uyumlu bir masa görüldü. Senden bir yerde, sonra mı? Bir yerde cam kap yok, seramik kap yok, porselen kap olarak devam sen edilmiş. Sen kendi konseptini bu masayla kıyaslamayı geç. Benim masaya ben geç. Ben hepinizle kıyaslıyorum. Sen bir daha kimseye çorba konsepti yapma. Ben hepinizle kıyaslamaya da devam edeceğim. Farklı yaptığınız ne var? Hayatım. Sadece kablarınız değişiyor hayatım. Çorbayla birlikte karpuz yedik. Türkiye'de evet. Görünmedi böyle evet, bir şey ya. Evet işte önemli olan o. Hintliler yiyor elleriyle ya. Evet. Şu an çok tedirgin yiyorum kabın tadı gelecek diye Şeyma. Asıl sen benimkine bak pembeleşmiş. Çok merak ettim seninkine. Bir tur daha katladım siz kavga ederken. Teşekkürler. Döndürüyorsunuz bu şekilde katlıyorsunuz. Şöyle bir görüntü oluyor fakat ama kenarlar bunda olmadı. Sivri olacak. Evet, hızlı yaptığım için olmadı. Bir de bunda desenli olduğu için evet, daha yani hoş geldi. Daha çok oldu, daha çok belli olmuş. Şekilde köşeleri çekiyorsunuz. İlk başta bir çiçek oluşuyor zaten. Sonrasında arkadaki kağıdı çekiyorsunuz. Her neyse ellerine ben bir ellerine sağlık bu arada Selacığım tekrardan. Ben yorum yapmak istiyorum. Sadece dediğim gibi bunların goldları olabilirdi. Çünkü her yerde küçük küçük gold detaylar görüyoruz. Ya genel olarak masanın en azından sadece porselen olması gerçekten güzel. Ama dediğim gibi yani bununla bence bu uymamış. Tabii sen bunu günlükte kullandığın için evet. Bir şey diyemeyeceğim ama. Yani en azından bu ikisi, yani bunu ikisini uyumsuz olarak gördüm ama geri kalanıyla porselen detayı güzel. Konsept zaten 5 çayı evet. Her zamanki gibi. Ama onun dışında uyumun güzel, bunu beğendim. Teşekkür ederim. Peki çatı alacak takımın ne kadar? Komple hepsini set olarak aldım. 22 bin lira falan. Tabak falan evet. İçinde. Hanımlar sanırım Sena'nın sunum masasını hepiniz beğendiniz. Güzel. 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 İkram olarak evet. Hanımlar siz bu güzel ikramların tadına bakın. Sonrasında Sena'nın düğün ve tanışma hikayesine geçelim. Geçelim. Hadi geçelim. Afiyet olsun. Afiyet olsun.